Mehmet Beyhan Türkiye ile işbirliği yapan kazanır, yapmayan kaybeder. Bilindiği gibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz cumartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüştü. Genelde liderler görüşmeden sonra kameraların karşısına geçerek görüşmeye ilişkin açıklama yaparlar. Ancak Erdoğan Meloni görüşmesinden sonra basın toplantısının yapılmaması dikkat çekiciydi nedenine ilişkin her iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun temel nedeninin Meloni'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhinde yaptığı çapsız konuşmaların vermiş olduğu mahcubiyet olduğunu düşünüyorum. Konuk olduğumuz canlı yayınlarda Türkiye'nin aleyhinde konuşan batılı liderler hakkında fikrimi soran gazeteci dostlarımıza Türkiye ile iyi ilişkilere sahip her ülke kazançlı, karşısına alanda zararlı çıkacaktır demiştik. Çünkü Türkiye, üç kıtanın kesiştiği, tüm kara, deniz ve hava yollarının birleştiği bir yerde bulunmaktadır. Meloni'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi bu öngörümüzü ve tespitimizi teyit etmiştir. Çünkü aklı başında hiçbir siyasetçi jeopolitik ihtiyaçlara sırtını dönemez. Dönerse zararlı çıkar. Meloni'nin Erdoğan'ı ziyaret etmesini eleştiren İtalyan muhalefetinin söylemleri içi boş retorikten öteye geçmiyor. Esas üzerinde durulması gereken husus görüşmede hangi başlıkların konuşulmuş olduğudur. Basına yansıdığı kadarıyla görüşmenin temel başlıklarından biri göçle mücadeleydi. Libya üzerinden İtalya'ya giden göçmenlerin durdurulması için Başbakan Meloni Türkiye'den yardım istedi. Diğer bir başlıksa Gazze'de yaşanan insani drama ilişkin ortak bir çözüm bulmaktı. Zira İsrail'in Filistin'de işlediği vahşet sadece kin ve nefret üretir. Bu hiçbir ülke halkının kabul edebileceği bir durum değildir. Dolayısıyla ortak bir çözümün bulunması herkesin yararınadır. Meloni Erdoğan görüşmesinin en önemli başlıklarından bir diğeri de Roma'da yapılması planlanan İtalya Afrika zirvesidir. Afrika zirvesine bir hafta kalan Meloni'nin ziyareti, Türkiye'nin son yıllarda artan etki odaklı jeopolitiğinin bir sonucudur. Libya'da ne işimiz var diyen Türk muhalefeti umarım Meloni'nin ziyaretinden sonra hatalarını görmüşlerdir. Son 20 yılda Afrika ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü ilişkinin Türkiye'yi bölgesinde önemli bir oyuncu haline getirdiğini bir kez daha belirtelim. 29 Ocak'ta Senato'da düzenlenecek İtalya-Afrika ortak büyüme için bir köprü başlığını taşıyor. Uluslararası bu zirveye çok sayıda Afrika ülkesinin hükümet başkanları ve üst düzey devlet yetkilileri katılacak. Ayrıca Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve başka uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de bu zirveye katılması bekleniyor. Görüşmenin diğer önemli bir başlığı da elbette ekonomiydi. Zira her iki liderin de ekonomi konusunda hassas bir tutuma sahip oldukları biliniyor. Dolayısıyla siyasi ilişkilerin yanında ekonomik ve sosyal işbirliklerinin geliştirilmesi de görüşüldü. Toparlayacak olursak, İtalyan Başbakanı Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti jeopolitik zorunluluklar çerçevesinde olmuştur. Meloni, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki sözlerini revize etmek zorunda kalmıştır. Çünkü devletlerin birinci önceliği güvenliği sağlamaktır, ikinci önceliği ise güçlenmektir. Türkiye her iki konuda da kilit bir ülkedir. Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki, Türkiye ile işbirliği yapan kazanır, yapmayan kaybeder. Mehmet Beyhan, Milat Süleyman Seyfi Öğün İran-Pakistan Denklemi Dünyanın belli bir coğrafyasında yaşanan ve savaşa kadar giden istikrarsızlık ve çatışmaların yayılma potansiyeli nedir? Bu soruya umumiyetle biraz da kolaycılık üzerinden çevresel cevaplar verilir. Bu tahminler veya öngörüler doğru da çıkabilir. Lakin bunu değişmez bir kaide gibi görmemek gerekir. Jeopolitik tetiklemelerin tesirleri her zaman bu kadar dar değildir. Şimdi düşünelim 1990'ların başından başlayarak. Sovyet bloğunun çöküşünü takip ettik. Bunu Doğu bloğunun içine doğru çöküşü olarak algıladık. Halbuki bugün anlıyoruz ki çöküşün merkezi dinamikleri esasen doğuda değil, batıdaymış. Çünkü dünya sisteminin bütünlüğü içinde hem Batı hem de Doğu bürokratik kapitalist örüntünün farklı modellerini tatbik etmekteymiş çöküşün sovyetlerde başlamış olması devletçi bürokratik kapitalizmin en katıksız ve kırılgan örüntüsünü oluşturmasıyla alakalıymış Çernobil çürümenin doğudaki sembolü ise daha ucuz atlatılmakla beraber Minnesota'daki nükleer sızıntı da onu batıdaki eş değeridir. Bugün pek çoğu kullanılmaz hale gelen ve bir türlü yenilenemeyen Amerika altyapı sisteminin ürettiği manzaralarla Sovyet altyapısının 1990'lardaki manzarası arasında bir fark yoktur. Fark sadece zaman farkıdır. Batı 1980'lerden başlayarak kendi bürokratik kapitalizmin kurumlarını Hayekçi, Burhanancı, Lenkçi tezlerle ve Thatcher Reagan gibi liderlerin öncülüğünde dağıtmaya girişmişti. Bir bakıma Sovyetleri yıkan tehlikelerin aslında kendi zeminlerinden geldiğini ve er geç kendilerini de vuracağını görmüşlerdi. Tabii ki beceremediler, üstelik işleri daha beter hale getirdiler. Bugün neoliberallerin 1990'lardaki havasını devam ettirebildiklerini kimse söyleyemez. Benzer manzarayı savaşların yayılma süreçlerinde de görüyoruz. Birinci umumi harbe giden yolda, Balkanlarda bir suikastla başlayan savaşın Sırbistan ve Habsburglar arasında kalacağını zannedenler çok yanılacaktı. İşin ucu Yemen'i bile tuttu. Benzer olarak 1939'da Polonya'nın Nazi Almanyası tarafından işgal edilmesinin milyonlarca insanın ölümüne yol açacak ve ucunun Afrika ve Pasifik'i bile tuttuğu korkunç bir hesaplaşmaya dönüşeceğini kim tahmin edebilirdi? Bugün de aynı ihtimaller varit. Rusya-Ukrayna savaşının Gazze'yi üreteceğini kim tahmin edebilirdi ki? Pek çoğumuz Gazze savaşının en fazla Lübnan'ı tetikleyeceğini, Suriye ve Irak'a doğru yayılacağını, İran-İsrail hesaplaşmasına doğru evrileceğini düşündük. Ama öyle olmadı. Birden Babel mendep karıştı, işin içine Yemen dahil verdi, arkasından Kızıldeniz dünya ticaretine verdi. İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın baskıları hızla arttı. Bunun bir danışıklı dövüş olduğunu yazdım. Irak ve Suriye'de İran'a bağlı kuvvetlerin önde gelen isimlerine seri suikastların haberleri geldi. Yetmedi, sıkışan ve savaşa dahil olmamak için 40 cambazlık yapan İran'ı Kasım Süleymani'nin anma törenindeki sabotajla en son içinden vurdular. Daesh sabotajı üstlendi ama İran pek çok çevre için tuhaf bir çıkışla bir hafta evvel beraber deniz tatbikatı yapmış olduğu dost ve kardeş olarak tarif ettiği Pakistan'ı vurdu. Pakistan da buna mukabil İran'ı vurdu. Hikaye İngiliz aklının eseri olarak coğrafyası siyaseten İran, Pakistan ve Afganistan arasında dağılmış Belucistan olarak bilinen bu topraklarda yaşandı. Tablo Hakikaten de tuhaftı. İran, Pakistan, Belocistan'ın da konuşlanmış ve kendisine karşı savaşan Ceyşül Adli, Pakistan İran, Belocistan'ın da konuşlanmış ve kendisine karşı savaşan Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu vuruyordu. Birden gündem değişti. Nasıl Gazze, Ukrayna, Rusya savaşını unutturduysa Pakistan, İran gerilimi de Gazze'yi unutturdu. İran ve Pakistan Çin'le yakın ilişkiler kuran iki devletti. İran'ın başvurusu kabul edilmiş ve Bridges'e üyeliği kesinleşmişti. Pakistan da aynı yolun yolcusuydu. Tabii ki araya girildi ve gerilimin savaşa dönüşmesine mani olundu. Ama dökülen su toplanmıyor. Artık bu coğrafyada da bir yırtık oluştu. Bütün bu jeopolitik gelişmeleri dünya ticaret şebekeleri üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Atlantik kuvvetlerinin birincil derdi Baltık'ta tam kontrolü sağlamak, buzların erimesiyle beraber yeni bir ticaret yolu oluşturup kutup bölgesinde Rusya'yı bertaraf edip Çin'in lojistiğini kesmektir. İkinci olarak AB Rusya ekonomik ve enerji hattını koparmaktır. Rusya'nın bunca sıkıştırılmasının esas sebebi budur. Şimdi sürecin Orta Doğu'yu tutan tarafına bakalım. OPEC'te Atlantik'in hilafına Rusya ile iş tutan, Çin ile yakın ilişkiler kuran, Abraham Anlaşması'na görece mesafeli duran, Pakistan'la ekonomik ilişkilerini derinleştiren ve nihayet Çin'in araya girmesiyle İran'la yumuşayan Suudi Arabistan'ı hizaya getirmek istediler. Hasılı bunun derininde Çin-Pakistan-Suudi Arabistan üzerinden gelişen bir hat var. İran'ın durumu son derece de çarpıcı. Herkes İran'ı Çin'le anlaşıyor zannederken İran, Gwadar Limanı'na rakip olacak ve Hindistan'ın kontrolündeki Çabahar Limanı'nı yükseltti. Yani İran ikili oynuyor. Çin'e karşı batı ile yakınlaşan Hindistan'a daha yakın duruyor. Buradaki kümelenme ise Hindistan-İran ekseninde şekilleniyor ve çok tuhaf bir şekilde batıda İsrail ve Ermenistan'a eklemleniyor. Yani Çin'le rekabet eden ve Atlantik'e yakınlaşan Hindistan jeopolitikası, Orta Doğu'da kan davası güden İsrail ve İran'ı buluşturuyor. Son G20'de açıklanan Hindistan ekonomisini Hayfa limanıyla buluşturan ticaret yolu, Çin'in Orta Doğu açılımlarını buduyarak ilerliyor ve tarihin cilvesine bakın ki İran'ı da kapsıyor. Buradaki kümelenmede Ermenistan ve İran işbirliği yüksek derecedeki Hindistan desteğiyle gelişiyor. Bu Çin'in orta koridoruna bir darbe aslında. Irak'ın karıştırılmasınınsa arkasında Çin'in olduğu kalkınma yolunu çöp etmek için olduğunu unutmamak lazımdır. Hasılı Pakistan-İran gerilimini gelişen Atlantik-Hindistan ittifakının Çin'e vurması olarak değerlendirmek çok da abartı sayılmamalıdır. Meselenin Türkiye'yi tutan tarafları ise ayrı bir yazıyı hak ediyor. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak